Lezzetler yazarları lezzet keşfine devam ediyor. Ankara'dayız. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Fırıncı İzzet'teyiz. Fırıncı İzzet'teyiz. Önce mekanı keşfediyoruz. Sonra lezzetleri birlikte deniyoruz. Buyurun. İzzet Bey merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz bu arada. Teşekkür ederiz, sağ olun. İzzet Bey bize mekan hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Ne zaman kurulduk? Yani bu Ocak ayında kurulduk. 2019'un ilk Ocak ayında kurulduk. Yaklaşık 20 kişiyle başladık. 350 kişiye kadar bir hizmetimiz var. Fırıncıyız, bunyanda kebapçıyız. Neler yapıyoruz burada misafirlerimize? Yani ilk sabahtan başlarsak ilk önce kahvaltı veriyoruz. Günün en özel öğünü aslında. Evet. Onun dışında böreklerimiz var. Adana böreği yapıyoruz. Biliyorsunuz bu arada Adana böreği yani Rahbaş'ta olan bir börek. Evet. Bunu da Batıkent'e ilk getiren biziz. Onun dışında kebaplarımız var. Kahvaltından sonra hemen kebaplara başlıyoruz. Adana, kuzu şiş, kazbaşı, kaski ve bize ait yani bize has olan fi kebabımız var. Fi tabağımız var. Hiçbir ürünü var olsun diye yapmıyoruz. Bunu defalarca her müşterimize söylüyoruz. Bir ürün daha iyi nasıl çıkabilir? Daha iyi nasıl sunulabilir? Daha iyi lezzeti nasıl yakalayabiliriz diye üretiyoruz burada. Ve korumak çok önemli değil mi lezzeti? Tabii ki. Yani bu çok önemli bir şey aslında. Onun dışında Antepli ustamız var. Tabii ki her şeye Fırıncı İzzet yetişemez. Baklavacı ustamız Antepli. Tereyağımız Urfa'dan geliyor. Karakoyun un kullanıyoruz. İşte Antep fıstığı. Onlar da galiba inşallah daha iyi olacak diye düşünüyorum yani. Yani aslında baktığımızda yöresel lezzetleri burada sunuyoruz. Ve aslında yöresel ürünleri de burada kullanıyoruz değil mi? Evet. Gördüğüm kadarıyla çok güzel pasta çeşitleriniz, kurabiye çeşitleriniz var, ekmekleriniz var. Bunlar da sizlere özel yapılıyor ve günlük çıkıyor herhalde değil mi? Tabii ki. Hepsi özel çıkıyor. Ustalarımız özelinde seçilmiş. Yani 18 yıllık bir firmada çalışan ustamızla birlikte çalışıyoruz şu an. Baklavacımız da aynı şekilde. Hep özenle seçilmiş ustalarımız var yani. Sloganlarımızdan biz zaten şey, bir fırıncıdan fazlası. Yani buraya geldiğiniz zaman sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, ara öğün olarak tatlarımız var. Akşam tekrardan yemek çeşitlerimiz var. Çok fazla çeşidimiz yok. Fırın, kebap, kahvaltı. Evet, İzzet Bey, neler hazırlıyoruz? Şu an fi tava hazırlıyoruz. Tamamen dana etinden yapılıyor, biftek etinden. İçerisinde herhangi bir baharat yok. Tamamen doğal. Tuz, biber, sarımsak ve domates. Duyduğum kadarıyla Fırıncı İzzet'in aslında en favori yiyeceği buymuş. Fi kebap. Evet, fi kebap. Ve fi tavası. Biz de bakacağız bu lezzetlerin İnşallah. Tadına. İnşallah. Vallahi fi kebabı şahaneydi. Lokum gibiydi. Yedikçe yiyesi geliyor. Gerçekten çok güzeldi. Özellikle fi tava gerçekten muhteşemdi, bayıldım. Menüdeki adı kuzu sırtı, diğer bir adı kaski. Gayet lezzetliydi, çok yumuşak bir etti. Çok beğendim, favorilerim arasına girdi. Bir kere mezeleri çok iyiydi. Gerçekten çok beğendim. Bir de ben Adanacıydım, tabii ki Adana kebap. Özellikle karışık kebabı çok sevdim, herkese öneriyorum.